Sevgili Mavi Kadınlılar, 8 Mayıs yeni ayıyla karşınızdayım. Nisan'ın o yoğun enerjisinden sonra bu yeni ay hepimize iyi gelecek. Çünkü yeni ayın içerisinde Uranüs sürprizler olacak diyor. Aynı zamanda Satürn desteği de var. Attığımız adımlar, başlattığımız şeyler daha sağlam ilerliyor olacak. Merkür retrosunda bitmiş olduğunu düşünürsek gerçekten bu yeni ay baharı getirecek gibi görünüyor. Aynı anlarda Merkür ve Şiron'un kavuşumu da belki çözemediğimiz, fark ettiğimiz bazı yaraları iyileştirmek için bize iyi geliyor olacak. Burçlara ve yükselen burçlara etkisine gelirsek. Koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, bu yeni ay sizi maddi anlamda oldukça rahatlatacak, oldukça güzel sürprizler getirecek gibi görünüyor. Bu da sizin gerçekten ruhunuza iyi gelecek. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu yeni ay sizin ya güneşinizin üzerinde olacak ya yükseleninizin. Bu da hayatın her anlamında gelen bir sürprizler silsilesine sizi hazır hale getirecek. Bu oldukça güzel. Bu dönem yapmak istediğiniz, atmak istediğiniz bütün adımları rahatça ve güvenle atabilirsiniz. Kalbinize iyi gelecek bir yeni ay olacaktır. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu yeni ayda biraz kendinize döneceksiniz. Biraz belki meditasyon yapacaksınız. Belki doğada bulacaksınız kendinizi. Belki ayağınızı denize sokacaksınız. Bilemiyorum ama ne olursa olsun kendinize iyi gelecek şeyler yapmaktan geri durmayın. Rüyalarınıza dikkat edin. Size bir şeyler anlatıyor olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, tam bir kelebek olacağınız dönem. Bu yeni ayla beraber davetlere katılacaksınız. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Yeni ortamlara davet ediliyor olacaksınız. Güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bence fırsat varken bütün davetlere katılın, kendinizi gösterin ve yeni insanlarla tanışın derim ben. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar, bu yeni ay tam bir kariyer yeni ayı olacak. Kariyerinizle ilgili önemli başlangıçlar yapmak için lütfen bu yeni ayı kullanın. Uranüs'ün desteği güzel olacak. Güzel sürprizler, beklemediğiniz sürprizler gelebilir. Sürprizlere de kalbinizi ve zihninizi açık tutun lütfen. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar, bu yeni ayla beraber böyle vizyonunuzu geliştirecek insanlar, eğitimler, seyahatler, oldukça gündeminizde olacak gibi görünüyor. Bu yeni ayla birlikte yapabiliyorsanız eğer yeni seyahatler planlayın, yeni eğitimler planlayın. Online eğitimler bile olabilir ama bilin ki bu eğitimler size yeni kapılar, seyahatler de aynı zamanda size yeni kapılar açıyor olacak. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu yeni ay size diyor ki yatırımlar yap. Yani belki kredilerle ilgili işleriniz varsa onları halledebilirsiniz. Güzel bir kredi fırsatı karşınıza çıkabilir. Sigortalarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Belki beklediğiniz bir prim, belki toplu bir para, bir yatırımın karşılığı olabilir yine bu yeni ay ya da bir yatırım yapmak için fırsat getirebilir size. Bu anlamda biraz daha sürprizlere ve fırsatlara açık olun derim ben. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu yeni ay size diyor ki kalbini aşka aç. Zaten aşk varsa ilişkinin güzel sürprizlere açık olacağı bir dönem olabilir. Yalnız olanlar ise daha güzel, daha sürpriz, daha beklenmedik ilişkiler, hatta böyle sağlam ilişkiler hayatınıza geliyor olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bu yeni ay size yeni iş kapıları açabilir. Yeni iş kapıları açabildiği gibi belki mevcut işinizde güzel bir proje, güzel bir destek de alabilirsiniz. Bu çok beklediğiniz bir şey olmayacak ama geldiğinde hoşunuza gidecek, bunu söyleyebilirim. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, bu yeni ay, bu bahar size aşkı getiriyor olabilir. Lütfen biraz işi gücü bırakın. Hayatınızda aşk varsa çok daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Yalnızsanız yeni aşk fırsatlarına, yeni aşk sürprizlerine hazır olun derim ben. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu yeni ay, bu bahar size evinizi böyle bir pekter yenileme fırsatı verebilir. Ev değiştirebilirsiniz, evinizde renovasyon yapabilirsiniz, ailenizle ilgili yeni adımlar, yeni planlar gerçekleştirebilirsiniz. Birazcık daha köklerinizle, belki geçmişle ilgili meseleleri çözeceğiniz bir dönem olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, bu bahar size bol seyahat getirecekmiş gibi görünüyor. Yeni eğitimler, yeni insanlar, yeni ortamlar, ortamların aranan insanı siz olacaksınız. Hangisine yetişeceksiniz bilmiyorum ama sürprizlere, güzel fırsatlara kalbinizi açık tutun derim ben. Oldukça iyi gelecek, oldukça neşenizi yerine getirecek bir yeni ay kapıda. Umarım herkes için bu bahar çok güzel şeylere vesile olur. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.